Azerbaycan Mis Fabrikası'nın çok değerli tahsil nazırı, çok aziz dostum, kadim dostum, değerli Mısır Merdanov, sayın rektörler, değerli büyükelçimiz, sayın milletvekilleri, çağ öğretim kurumlarının Azerbaycan'daki kurucusu, değerli Enver Bey, değerli öğretim üyesi meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi bu büyük kurumun, çağ öğretim kurumunun Azerbaycan'daki faaliyetinin 20. yılı dolayısıyla tertiplenen bu panel münasebetiyle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İlk önce Azerbaycan eğitim sistemi hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. 1991 yılında ilk defa ben Samsun Üniversitesi'nin rektörü olarak Bakü'ye geldim. Daha önce Bakü Devlet Üniversitesi'nden ve Bilimler Akademisi'nden bir heyet Samsun'da benim üniversitemi ziyarete gelmişlerdi. Onlarla orada bir hafta 10 güne yakın en yakın şehirlerde konferanslar düzenleyerek daha evvelki rejim hakkında Türkiye'yi bilgilendirmelerini sağlamaya çalıştım. Azerbaycan'ı tanıtmaları konusunda kendilerine değişik şehirlerde konferanslar verdirdim. Bunlardan bazı profesörler bugün burada kendilerini görmekten, tekrar görmekten fevkalade memnunum. Sonra da birkaç ay sonra bir Nevruz günü Bakü'ye geldim. Birkaç gün Bakü'de kaldım. İlk defa hasret duyduğumuz kardeşlerimizi görme şansına sahip oldum. Arkasından Tanrı nasip etti, ilişkiler devam etti ve birçok defa Azerbaycan'a gelme nasip oldu. Ama Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin, özellikle de Türkiye ile Azerbaycan arasındaki eğitimle ilgili faaliyetlerin gelişmesinde değerli dostum Mısır Muallim çok büyük rol oynadı. Bizim her zaman yardımcımız oldu, kapıları açtı. Azerbaycan'la Türkiye arasındaki eğitim faaliyeti denince gerçekten Mısır Merdanoğlu'na başladı. İnşallah hep Mısır Merdanoğlu'na da devam edecek. Şimdi benim gördüğüm özellikle ırkı, milliyeti, dini mensubiyeti ne olursa olsun Azerbaycan'da bir anayasal hak olarak eğitim herkesin hakkı haline getirilmiş. Unutmamak gerekiyor ki belki de Sovyetler Birliği zamanında bile Azerbaycan'da eğitim ve öğretim faaliyeti o hale gelmiş ki neredeyse %100 okur yazar oranı var. Biz daha Türkiye'de %100'e ulaşamadık neredeyse. Bunun sağlanmasında emeği olan bütün büyük eğitimciler burada, başta tahsil nazırımız olmak üzere, rektörlerimiz, eğitimcilerimiz, bunların çok emeği var. Biz bunlardan çok şey öğrenmek durumundayız. Çünkü gerek eğitimde, gerek kültürde, gerek sanatta şunu kabul etmeliyiz ki Azerbaycan bizden çok ileride. Bunu sağlayanlar burada. Hepsinin emeklerini saygıyla anıyorum, saygıyla kutluyorum. Biz onlardan çok şey öğreniyoruz. Özellikle son yıllarda şunu öğreniyorum ki, memnuniyetle öğreniyorum ki, Türkiye'de eğitim bütçesi Türkiye'deki bütün diğer bakanlıklardan bir numaraya çıktı. Azerbaycan'da da iki numaraya çıkmış. Eğitim bütçesi en büyük iki numaralı bütçe oldu. Burada elbette ki Sayın Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev'in ve hanımefendileri
Mihriban Aliyeva hanımefendinin ve hemen arkasından yine Mısır Merdanoğlu'nun büyük katkıları var, büyük gayretleri var. Onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Azerbaycan'daki Türk okulları. Şimdi gerçekten bu üniversite, Kafkas Üniversitesi'nin kurulması dahil, kaldı ki kuruluş yıllarında bir defa gelmiştim, önündeki arazinin verilip verilmeyeceği konuşuluyordu. Büyük bir gıpta ile pencereden seyrediyorduk. Yine değerli President'ın ve çok değerli arkadaşımız Tahsin Nazırı'nın katkılarıyla arazileri kendilerine verilmiş, oralara yurtlar yapılmış. Çok büyük bir üniversite olma yolunda en önemli sorunlarından birini halletmişler, tapularını da almışlar. Bu beni fevkalade bahtiyar etti. Çünkü bu üniversite Azerbaycan'ın bir üniversitesi. Bu üniversitenin %70'e yakın dediğimiz muallim, öğretim üyeleri, %100'ü merak etmeyin Azerbaycan'ın öğretim elemanları, eğiticileri, eğitim bilimcileri ve öğretim üyeleri. Öğrencileriyle beraber bu müessese ilelebet Azerbaycan'ın müessesesi olarak kalacak. Çağ eğitim kurumları da ilelebet Azerbaycan'a hizmet eden kurumlar olarak kalacak. Ben buna yürekten inanıyorum. Türk okullarının bütün dünyada aşağı yukarı 5 kıtada binlerce okul var. Bunların tek maksadı var, tek amacı var. Türklüğü yükseltmek. Mısır muallim söyledi. Türk dilini yükseltmek, Azerbaycan dilini yükseltmek otomatikman. Bizim dilimizin basit bazı kelimeler, lehçeler dışında bir farkı yok. Birbirimizi çok kolay anlıyoruz. 250 milyon insan Türk dilini konuşuyor. Bunların değişik lehçeleri olabilir. Ama bu dil dünyada bir bilim dili, bir sanat dili olmak yolunda ilerliyor. Evrensel bir dil olma yolunda ilerliyor. İşte 5 kıtadaki binlerce Türk okulunda, onlarca üniversitede, Kafkas Üniversitesi'ne benzer üniversitede, yüz binler Türkçe öğreniyor. Gençler Türkçe öğreniyor. Onlar yalnız Türkçe'de şiir okumuyorlar. Azerbaycan Türkçesinde şiir okuyorlar. Azerbaycan'ın birçok kültürel varlıklarını da yıllık olimpiyatlarla tanıtıyorlar. Olimpiyatların, bu Türk okullarının Türkçe öğrenen öğrencilerinin bir olimpiyadı düzenleniyor Türkiye'de. Bu 10. yılı. 5 kıtadan 1500 öğrenci geliyor. Bir o kadar öğretmen geliyor, eğitimci geliyor ve Türkçe maharetlerini sergiliyorlar. Şiirler okuyorlar. Halk danslarını gösteriyorlar, kültür varlıklarını gösteriyorlar. Türkiye'nin en güzel yerlerini 15 güne yakın geziyorlar. Burada ilk defa belki dünyada 1500-2000 kişilik bir uluslararası olimpiyat var. Ortak dil Türkçe. Afrika'dan Amerika'ya, Asya'dan Avrupa'ya gelen bu 1500 öğrenci ve onların öğretmenleri müşterek dil olarak Türkçe'yi konuşuyorlar. İşte bu olimpiyatların yıldızlarından biri de Azerbaycan. 10. yılına gelmişiz, 100'e yakın madalya almışlar. Rekor Azerbaycan'da. Tabii ki bu bize gurur veriyor. Çünkü ta başında belki yüzyılın aşağı yukarı ilk çeyreğinde Mustafa Kemal diyor ki, Büyük Atatürk diyor ki, onların gelişini beklemeyin. Gidin, oralara gidin. İşte
çağ öğretim kurumları o zamanki emrin uygulamaya konmasıdır. Uygulamaya konması. Değerli kardeşim Mısır Muallim dedi ki buralara gelindi ama buralara gelmek isteyenlere kapıların açılması da sağlandı. Bunda büyük milli lider Haydar Aliyev'in ve bugünkü president'ımızın emirleri, buyrukları var ama bu kapıları bizzat açan insanların başında Mısır Merdan Av geliyor. Kendisini bir kere daha selamlıyorum. Çağ öğretim şirketlerinin buradaki her türlü sorununa, her türlü problemine Enver Bey ne kadar inatla, ısrarla yol açmaya çalıştıysa Mısır Merdanoğlu ile o kadar inatla, ısrarla kapıları açmaya çalışmıştır. Kendisine şükranlar. Değerli dostlar, hanımefendiler, beyefendiler, bizim en azından şu anda yaptıklarımız var ama benim de bir rüyam var. Onu söyleyerek size veda etmek istiyorum. Daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Şimdi okullar açtık. Allah'a şükür karşılıklı her türlü siyasi, ekonomik ilişkilerimiz devam ediyor. Kültürel ilişkilerimiz devam ediyor. Karşılıklı her türlü menfaatımız bizim birleşmemizde, Türk dünyasının birleşmesinde. Ben bu sonuca ulaşmamızda sadece bir arzuyu belirtmek değil, bunu uygulamaya geçirme bakımından emekleri geçenlere her iki taraftan da şükranlarımı sunuyorum. Burada bu kapıların açılmasına buyruk verenlere, emir verenlere, bunu uygulayanlara, özellikle öğretim üyesi meslektaşlarımıza, eğitimcilere, öğretmenlerimize şükran borçluyuz. Mısır Muallim de söyledi. Bu dünyanın 5 kıtasındaki binlerce okulun açılmasında, saygınlık kazanmasında, saygınlık kazanma derken bunu bizzat gördüğüm yerler var. Mesela Kenya'da 70-80 yıl önce açılmış İngiliz okulları var. Biz gittiğimizde 5-6 yıl önce açılmış Türk okulları var. Biliyor musunuz ki Kenya'nın Milli Eğitim Bakanı dahil en ileri gelenlerin çocukları o 80 yıllık İngiliz okullarını değil 5-6 yıllık Türk okullarını tercih ediyordu. Ve bunlar orada derece almış. Burada en önemli konu geçen gün bir filmde, bir dokümanterde gördüm. Buradaki Kafkas Üniversitesi'ndeki bir öğrenci diyordu ki niye Kafkas Üniversitesi'ni tercih ettiniz diye sordukları zaman öğretmenlerimiz bizden daha fazla çalışıyordu diyor. Birisi de diyor ki gece yarısı uyandım üstümü örtüyordu öğretmenin birisi diyor. Yani bir baba şefkatiyle, bir anne şefkatiyle gece gündüz eğitimcilerimizin onlarla birlikte olduklarını söylüyorlar. Dünyanın okullarına gittiğiniz zaman da en önemli özellik bence işin iksiri, işin sırrı oradaki öğretmenlerin davranışları. Söyledikleri değil, iyi şeyleri söylemek kolaydır, tavsiye etmek kolaydır ama uygulamak zordur. Sizi temin ediyorum ki bu 5 kıtadaki binlerce okullardaki 10 binlerce öğretmen tam bir örnek insan davranışı. Değerli arkadaşım, değerli dostum, Mısır Muallim söyledi. Davranışlarıyla, dürüstlükleriyle, bilgileriyle, becerileriyle, dünya görgüleriyle örnek insanlar. İşin sırrı orada saklı.
insanlarımızı çoğalttıkça Türk dünyasının birleşmemesi için, birlik içinde olmaması için hiçbir sebep görmüyorum. İşte söylediğim rüya da o. Türk dünyasının gelecekte siyasi, ekonomik, kültürel bir birlik ve beraberlik içinde kardeşçesine, gerçekten kardeşçesine ve biraz evvel veya dün bir müzede bir yaşlı hanımefendinin söylediği gibi kan kardeşliği içerisinde bir arada olmaları en büyük rüyamızdır. Ve bu gençler, bu yetişecek gençler bu rüyayı ben yürekten inanıyorum ki gerçekleştireceklerdir. Hepinize saygılar ve sevgiler.